Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Hatay ili Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi Muhtarı Yakup Yılmaz ile mahallenin tapu sorunu hakkında röportaj yapacağız. Evet muhtarım, tapu sorununuz anlatır mısınız? Ne sorunumuz var tapu konusunda? Bizim kendi tapu sorunumuz, ben muhtar olmadan önceden vardı zaten. Hacı Ali Veresesi olan bir kelimemiz vardı. Evet. Bu Hacı Ali Veresesi'nde bütün miraççılar kendi malını üstüne geçiremiyor. Üstüne geçiremediği zaman kimse kendi tapusunu üstüne almadığı için evinde endişe ediyor. Evet. Ben burada oturacak mıyım? Gidecek miyim? Halim ne olacak? Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Böyle bir çelişkiye düştü insanlar. Boşluğa düştü. Evet, biz de boşluğa düştüler. Biz de bu sayede Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na kendi azza ve muhtarımızın dilekçesi. Evet, güzel bir dilekçe yazmış Sayın Dilekçemizi arz ettik kendilerine. Daha kesin bir sonuç alınmadı. Şimdi insanlar kendi evinde oturduğu halde başka miraççılar da geliyor. Burada benim hakkım var. Evet. Yıllardan beri yani Fransız ihtilalinden sonra Saraycık Mahallesi'ne Tapu Genel Müdürlüğü sil baştan kadastro yapmamışmış. Yani Cumhuriyet kuruldu kurulalı burada tapu kadastro ölçümleri yapılmamış efendim. Tapu kadastro yapıldı, şöyle yapıldı. Ne zaman yapıldı? Ama işte Ahmet'in yeri, Mehmet'in yeri diye vermemişler. 18 yasa uygulaması yapmıştı. 18 yasa uygulaması çıkardılar. Milletin malını birbirine ekleyip gittiler. Çoğu kişi mağdur. Evet. Yani tapuların ayrılmasını istiyor. Ayrıştırmasını istiyor. Doğru mu efendim? Aynen, aynen. Evet, bizim sıkıntımız yine bundan 15-20 gün önce Kahramanmaraş Andır'ın içerisinde de 65 yaşındaki bir Meryem teyzemiz işte gazeteci olduğumuzu öğrendi. Ah yavrum dedi, çocuklarımız köyde oturamıyor artık, ev yapamıyor. Tüm şehir yasasıyla burası mahalle oldu. Ev yaptıramıyoruz. Ev yaptırsan elektrik abonesi, su abonesi alamıyorsun. Evet. Artı yani insanlar birbirine giriyor dedi yani. Tapular birleşik dedi yani. Bunlara bir çözüm getirilmesini istiyoruz dedi. Aynı konu burada da var değil mi? Evet. Hacı Ali Veresesi olarak geçiyor komple köyün. Burası köylü sayın izleyiciler. Tüm şehir yasasıyla mahalle oldu. Gelme bura. Yani köylüydük. Şehirli olduk ancak sorunlar daha da çoğaldı değil mi efendim? Aynen öyle. Evet. Yani kısacası tapuların ayrıştırmasını istiyoruz. Muhtarımızın babası Halep Bey'e söz hakkı verelim. Buyurun. 100 senelik, 200 senelik senetten alınan mallar daha önce senet geçerliydi. Şimdi ise senetleri de iptal ettiler. Bütün köyün mallarının hepsini gasp ettiler. Başkalarının adına mı geçirdiler? Evet, başkalarının adına geçirdiler. Tanımadığınız insanlara. Zaten dilekçesinde evet. Muhtar arkadaşımızın hiç ismi adına cismi olmayan adamlara ondan sonra söz hakkı verdiler. Ve köyde bütün huzursuzluk ondan sonra bir milletin birbirine girme saniye santim kalmadı. Evet. Evet Muhammed Bey. Sayın izleyiciler, biz bu tapuların ayrıştırılmasını mutlaka önümüzdeki çıkacak torba yasasına girmesini istiyoruz. Aynen. Yani Türkiye genelindeki birçok vatandaşımızın genel sorunlarından bir tanesi bu. Geçen Kırıkhan'da da bir muhtar arkadaşımızla röportaj yaptık. Orada da aynı sorun vardı. İnsanlar rahatsız, tedirgin. Diyor biz geldik, gidiyoruz. Halen kendimize ait bir tapumuz yok. Evet. Diyor ya evimiz var ama ki bu ev bizim diyemiyoruz diyor. Çünkü tapusu bizim adımıza değil diyor. Doğru mu efendim? Aynen öyle. Sizde de aynı değil mi burada? Şimdi aynı. Geçen gün bizim arkadaşlarımız geldiği zaman dediler ki Saraycık Mahallesi'nin istek ve arzuları nedir? Ben dedim ki bizim Saraycık Mahallesi'nin hiçbir istek ve arzusu yoktur. Evet. Eğer bizim Saraycık Mahallesi'nin istek ve arzuları varsa siz onları hiç bitiremezsiniz. Evet. Nedir ki dedi, dedim sen onlara sabahtan akşama kadar kalkıp dedim bir altın kafesin içinde oturtturmuş olsan bile dedim. Evet. Bizim insanımızın gözüne girmez. Neden dedi? Dedim ki bizim insanımız tapusunu almayınca kendine rahatlık hissetmez. Doğru. Çünkü kendisinden endişe ediyor. Yarın ben oturuyorum evimde ama yarın birileri kim beni kolumdan tutup atmayacak? Evet. Yıllardan beri ben doğma büyüme kendi evimde oturuyorum. Evet. Ama yarın diyor biri beni kolumdan tutup atmayacağını ne bileyim. Evet. Olumsuz olayların yaşanmaması için de insanların itirafa düşecek. Doğru mu efendim? Aynen. Yıllarca bile oturuyor. Evet. Var, yani olmadı. Burada kötü istenmeyen olaylar olmaması için mutlaka devletimizin, hükümetimizin bu konuda bir kanun çıkartmasını istiyoruz.
Yani halk istiyor, biz de araştırmacı gazeteci olarak halkın sesini tüm dünyaya ve yetkilere ulaştırmak için işte Türkiye'nin en ücra köşelerinde mahalli idarelerin genel yapıtaşı olan muhtarlar aracılığıyla sorunları iletiyoruz. Buradan da ben tekrar Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'na sesleniyorum. Birleşik tapuların ayrıştırılması için mutlaka kanun çıkartılmasını istiyoruz. Tüm şehir yasası geçtikten sonra mahalle halkları, vatandaşlarımız bu konudan dolayı çok endişeli ve tedirgin, psikolojileri bozuldu. Aynen, bu konuda mutlaka bu konuya bir çözüm getirmesini istiyoruz. Getireceği de inancında da kanaatindeyiz. Başka ekleyeceğimiz bir konu var mı muhtarım? Yok, bunlardır. Sadece bizim derdimiz bu. Tapu, evet, meselesidir. Tapu sorunu çözülsün diyor muhtarım. Tapu, sayın izleyiciler. Bizim. Sarayacık Mahallesi Muhtarı Yakup Yılmaz ve biz araştırmacı gazeteci olarak tapu sorunu çözülsün diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz.